Selamlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızda olacağım diye umut ediyorum. Şu teaser'da izlediniz ama ben daha yaşamadığım için onları. Bursa'dayım şu an. Ofisteyim. Mikrofon stüdyoda kaldığı için onu almaya geldim. Buradan Podyum Park'a geçeceğim. Onur abiyle beraber çekim yapacağız orada. Bir tane çekim var işte. Çocuk kıyafetleri, video, fotoğraf çekeceğiz. Hemen onun bitişinde Mudanya'ya gidip feribotla İstanbul'a gideceğim. Orada da bir görüşmem var. Bir firmayla görüşeceğiz reklam filmi için. Orada işte İstanbul'da o görüşmeden sonra bir gün kalacağım, gezip tozacağım. Bunları da video kaydını alacağım zaten. Yani güzel bir gün beni bekliyor gibi. Size de güzel bir video olur inşallah, umut ediyorum. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi çıktım stüdyodan. Buradan Podyum Park'a çekim, ardından da Let's Go. Ben şimdi podyuma geldim, mekana çekim yapılacak. Onur abiyi bekliyorum. Muhtemelen rüzgardan sesim daha az duyuluyor ama hep böyle arabası olan o ama geç kalan da o oluyor. Ben yaya geliyorum, metro, otobüs, motobüs kullanıp. Şimdi bir çekime geçeceğiz, hızlıca çekimi bitireceğiz. Oradan ben de Mudanya'ya, oradan İstanbul. Evet Onur abi, ben de işim bittiyse ben gidiyorum. Hadi yolun açık olsun. Anlat ne yaptık? Evet, işim bitti benim. Şimdi Mudanya'ya gideceğim feribota. Onur abiyle çok... Batarya falan aldın mı? He. Onur abiyle çok güzel şeye bindik, dönme dolaba bindik de videoda çekemedik tabii onu. Buradan. Aynen, yine kaliteli içerikler, yine kaliteli kadrajlar. Kaza olmuş. Kaza mı olmuş? Hmm. Tam derken galiba... Bir kazanın ortasına geldik. Allah korusun. Galiba kaza olmuş. Ambulans var. Çekici var. İnşallah ağır bir şey yoktur. Aynen. Oğlum eve baksana. Aha. Durduk ya. Çok iyi. Allah'ım olaylar. Buradan da ev geçiyor. Anam ne oluyor anam? Onunu satayım. Tavuşun ön dingi. Cam aç. Oğlum şeye baksana taksiye. Taksi. Bak takside pek bir şey yok ama tavuşu gördün mü? Baş darmaduman olmuş ki kankam. Burası güzel yalıymış bu arada. Ben Mudanya diye biliyordum da. Güzel yalı tarafı Mudanya. Buraları da güzelmiş. Burası böyle iyi. Tam yazlık şey gibi. Tatil yapılmaz ama hani güzel bir yer. Deniz kenarında. Hop. Tatlı mı Yanaşmadan izin sizce, korkunuzdan kalkmamanızı, görevli personel... Çok fazla sallandı. Deniz dalgalı zaten. Bu kayıptan ölmüştü benim bundan dolayı yani. Ve İstanbul. İstanbul çok kalabalık ve gürültülü bir şehir. Böyle konuşmak çok zor oluyor. Benim mikrofon fazlaca ses aldığı için, yaka mikrofonu değil çünkü. Şimdi şeyi bulmaya çalışıyorum. Benim önceden gelip kaldığım, şu anda da kalacağım oteli. Bir bulayım da yerleşeyim.
Hatırladığım kadarıyla buradan gidiyordum. Asker abi vardı, güzel bir. O da ünlü bir kahvaltılık, böyle sandviç yapıyor. Onun hemen yanındaydı benim otel. Evet, odama geldim. Yine mütevazı bir oda bu. Önceden gelmiştim ben bir haftalığına, bir iş için. Yaklaşık 7-8 gün kaldım burada. Yani oda çok lüks değil tabii fiyatına göre. Fiyatı 500 lira bu arada geceliği. Yani günlük 500 lira. İşte o zaman için bir hafta kalmıştım. Şimdi ufak bir odayı göstereyim ben. Çok küçük zaten, mutfak, yatak, banyo, tuvalet. Göstereyim şimdi, odaya bakın. Televizyon, askı, yatak. Burada yemek yemek için işte masa. Burası ne be? Mutfak tezgahı. Dolaplar falan, mini bir buzdolabı. Ben. Burası da banyo ve tuvalet. Bu kadar. 500 liralık oda bu kadar. Şimdi şöyle, bizim ülkemiz çok güzel bir yer. Şimdi İstanbul'da olduğum için İstanbul üzerinden örnek vereceğim. İstanbul çok güzel bir kent. Yani gerçekten bizim ülkemiz aslında imkanlarımız iyi olsa, genel olarak ekonomimiz iyi olsa gezilip görülecek, sonra yapılacak çok fazla şeyimiz var bu ülkede. Ama yani biz kendi vatandaşıyken bile işte gezemiyoruz yani ekonomik sebeplerden dolayı. Yapacak bir şey yok buna da. Hani elimizden bir şey gelmiyor. Keşke gelse. Yaşamaya çalışıyoruz yani işte. Odadan bu kadar. Birazdan dışarı çıkacağım yemek yemeye. İstanbul'a yapmayı en sevdiğim şey gelir gelmez ıslak hamburger yerim. Burada bir ayrı güzel geliyor bana nedense. Bursa'da falan da var ama bu Kadıköy'de yediğim bir tane yer vardı. Spontane yemiştim. O da çok güzel bu arada. Cam orada yiyeceğim. Ondan sonra yarın Eminönü'ne geçeceğim. Bu arada hemen çıkacağım ki yemek yiyip şey görüşme yapacağım. Oradan da işte gece biraz takılacağım artık. Yarın Eminönü, işte Sirkeci, balık ekmek falan. Böyle bir İstanbul turu olur diye tahmin ediyorum. Yarın 8'lere feribotum var tekrardan. Şimdilik bay. Böyle düşürdüğünüz oluyor mu yaparken? Ya sen bana ne yapacaksın? Nasıl yani? Öyle yani. Merhaba Gito. Bak tutarım ya. Asker abinin yerinde çok güzel sandviç yedim. Adam yapıyor. 1,5 sene önce geldiğimde yemiştim. O zaman 15 liraya falandı. Şimdi 30 mu 35 mi ne olmuş galiba. Ama yani bence hakkını veriyor aldığı paranın. Şimdi orada kahvaltı yaptım. Bir şeyler daha yiyeceğim. Şurada bir ıslak hamburger. Sonra Karaköy'e, sonra da Eminönü'ye geçmeyi düşünüyorum. 12 lira olmuş bu arada. En son 8'e yemiştim. Önceleri de 4'e falan yiyordum. Şu 12 liraya. Bu da değer, anasını satayım. Kartınızın işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Şimdi vapurla karşıya geçeceğim Karaköy'e. Oradan Karaköy Güllüoğlu var ve çok merak ettim. Hiç gidemedim bugüne kadar. Ona gideceğim. Çok iyi diyorlar çünkü şeyine. Baklavalarına falan. Bir gideyim bakalım, görelim. Güllüoğlu ustamızın baklavasını yiyelim bir de. Açılmıyor be. Gezmelik ama. Aa. Kargar. Yani durum böyle. Buradan Karaköy'e geçeceğim. Geçiyorum şu an. Oradan bir Beyoğlu'na çıkacağım. Birkaç bir şeyler yiyeceğim. İstanbul'a her geldiğimde yaptığım şey gibi. Buraya her geldiğimde yerim ben. Yemek yerim. Bir şeyler yiyorum çünkü. Ondan sonra Eminönü var aklımda. Eminönü oradan Sirkeci yukarı. Sonra da akşama doğru dönüş. Zaten 6'da vapurum var Eminönü'nde. İnşallah hava böyle kötü gitmez de vapur iptal olmaz. Otobüste dönmek istemem yani. Bir porsiyon cevizi sok. Şöyle sütlü sütlü bol çikolatalı. Şimdi bu fıstık bohçamış, gelin sarması, normal baklava.
cevizli burma, neydi, fıstık sarma, bunun ismini unuttum. Bu da normal soğuk baklava, yani işte son zamanlarda popüler olan. Buranın olayı şey zaten bu... Aha. Pişt. Ayak fıstıklı baklava yiyordum gittiğim yerlerde. O kadar güzel geldi ki bu. Evet, hafif. Bu da soğuk baklavası. En çok bundan ümitliyim ben. Diğerleri de güzeldi ama. Şimdi gurme değilim ama vallahi ben çok beğendim. En çok da soğuk baklavayı. Hem hafif. Bir de o şeyi çok beğendim. Gelin bohçası denilen şey var. Hani diğerleri normal baklavadan farkı kalitelisi malzemelerin ve yakmıyordu böyle. Hani bıkkınlık vermiyordu. Normal baklavada bir tane iki tane yersin hemen şey olur böyle keser. Bunda öyle bir şey olmadı yani. Gayet güzeldi. Tam diyordum fiyatlar ne kadar ucuz şeymiş, euroymuş meğersem. Ahmet bu videoyu izliyorsan şu kule var ya. Senelerdir İstanbul'a gelir giderim bir tane magnet alayım anasını satayım. Sıfır şaka, İstanbul'da Suriye pasajı diye yer açılmış. Zaten Arap, Türk'ten çok Arap ya da işte Rus falan var burada. Biz kimiz ki neyiz ki İstanbul'da gezebileceğiz anasını satayım. Suriyelilere bak ne mekan yapmışlar ya bu. Ne güzel bir yermiş böyle. İşte sokak sanatçısı dediğim böyle olacak. Bu biraz daha bence batılı bir göçmen ya da kültürlü taraflardan gelen. Bir tane İstiklal'de böyle hep aldığım vardı. Burayı beğenirim. Ya bir ıslak hamburger 12 lira olur mu ya? Neyse işte biraz sıcak soğusun bunu yiyeceğim. Bunun daha güzel olduğuna eminim. Aşağıdakini pek beğenmedim. Evet. Gerçekten daha güzel. Gün geçmiyor ki bir aksilik daha başıma gelsin. Deniz otobüsü seferim iptal olmuş. Bu çok fazla rüzgar var olumsuz hava koşulu nedeniyle. Normalde 6'da binecektim, gidecektim Mudanya'ya. Şimdi ben de artık Esenler'e gideceğim, otobüste gideceğim. Hiç istemiyordum otobüste gitmek. Çünkü ya hem vakit olarak daha hızlı gidiyor hem daha ucuz. Şimdi otobüs 150 lira mı 170 lira mı ne? İdo 67 liraya almıştım ben. Her neyse artık işte şimdi az önce bir Eminönü'nden balık ekmek bir şeyler yedim. Onlar da bozmuş anasını satayım. Eskisi gibi değil. Küçük küçük balık koymuşlar içine. Ben İstanbul'un bir daha geleni. Neyse güzel bir İstanbul turuydu. Şimdi dönüyorum artık Bursa'da. İşlerimiz güçlerimiz var onları yapmaya. Geldim Esenler otogarına. Artık bilet alıp gideceğim. 170 lira otobüste yani İstanbul'dan Bursa'ya 170 lira otobüs bileti. Güzel bir video oldu bence. Güzel bir hafta sonu geçirdim. Birkaç aksilik yaşadım ama her şey güzeldi. Ne diyebilirim ki? Gezip görmeyi seviyorum ben yani. Gezip tozmayı, yemek yemeyi olsun. Böyle. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.